şartıyla serbest bırakıldı dün. Her koşulda barıştan yana olmayı sürdüreceğiz diyen değerli dostlarımızı, insandan yana tavır alan değerli tıp hekimlerini selamlıyoruz. Değerli dostlar, yarın Cizre'de, Bodrumlar'da tam 177 kişinin katledilmesinin yıl dönümü. Kolu kuvvetlerinin bir savaş alanına çevirdiği yaşam alanlarını terk etmemek için direnen 23 çocuk, 177 kişi sığındıkları bodrum katlarında acı biçimde öldürüldüler. Bu vahşetin bugün delilleri karartılsa bile bizler yaşanan vahşeti unutmuyoruz. Yakınlarını kaybeden yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Birleşmiş Milletler raporlarına da girmiş, böylesi insanlığa karşı suçları tarihin unutmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bugün aramızda barış sesini şiddetle bastıran, insani her sözü susturan bir iktidara karşı her gün insanlık için inatla mücadele eden parti üyelerimiz var. Her bir üyemize tek tek grup toplantımıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Serpil Kemalbay'ı kürsüye davet ediyoruz. İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, değerli halklarımız, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesinin yılmaz savunucuları, hoş geldiniz. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Halkların Demokratik Partisi, Türkiye'nin umudu, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir parti ve partimiz zorlu bir demokrasi mücadelesinin içerisinden geçerek gözaltılarla, tutuklamalarla, baskıyla, şiddetle onurlu bir mücadele vererek kendine, demokrasi mücadelesinin bütün bileşenlerine, halklarımıza özgür, eşit, adil bir yaşam sağlamak için bedeller ödeye ödeye mücadelesine devam ediyor. Buradan bu bedelleri cezaevinde ödeyen sevgili eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Gülten Kışanak nezdinde içeride direnenlere selam olsun. Bizler Türkiye halklarının nefes borularıyız. Geleceğe eğer bugün biraz olsun umutla bakılabiliyorsa, çünkü Halkların Demokratik Partisi var, çünkü demokrasi güçleri var, çünkü kadın mücadelesi var, emek mücadelesi var, halkların mücadelesi var, barış mücadelesi var. Bütün barış, özgürlük, demokrasi mücadelesine gönül verenler, emek verenler, yaşamlarını bu uğurda verenleri hepsine saygıyla burada anıyorum. Grup Başkan Vekilimizin de söylediği gibi 2 yıl önce Cizre'de tarihin en büyük vahşeti yaşandı. Vahşet bodrumları olarak tarihe kaydedilmiş olan 23 çocuk, aralarında kadınların da olduğu 291 kişi yaşamını yitirdi. 5 kez Cizre abluk altına alındı, kuşatıldı. Ve bir ülke, bir devlet kendi kentini, kendi ilçesini, kendi köyünü bombalayarak, ağır silahlarla tahrip ederek büyük bir yıkım yarattı. Bu tablo Türkiye'de ilk kez olmuyor. Türkiye ilk kez böyle bir yıkım ile karşı karşıya değil. 12 Eylül'leri de gördü. Daha önce de pek çok katliam gördü. 1990'larda da Cizre yıkıldı. Köyler yakıldı. Asit kuyuları vardı.
İnsanların faili meçhul adı altında aslında faili belli olan katliamlarla katledilip atıldıkları. Fakat ne oldu? Bütün bu katliamlardan sonra her zaman Kürt halkı ayağa kalktı. Her zaman mücadele yükseldi ve gürül gürül akmaya devam etti. Şimdi de Cizre dimdik ayakta mücadelesini sürdürüyor. Değerli yoldaşlarım, burada bir de gencecik yaşamını yitiren, göz göre göre tutuklu kaldığı cezaevinde bir hasta tutsak olarak onlarca hastalığı olduğu defaatle milletvekillerimiz tarafından önergeler verilerek duyurulduğu halde ki bunda en çok önerge veren ve bunun için en çok mücadele eden Muş milletvekilimiz Burcu Çelik, o da cezaevinde bir tutsak şu anda. Ve bütün bu çabalara rağmen %90 oranında tüm vücut kaybı olduğu tespit edilmesine rağmen ne yazık ki bu hasta tutsak kardeşimiz tahliye edilmedi ve yaşamını cezaevinde yitirdi. Bu bir infazdır, bir cinayettir. Bu ülkenin utançlarından biridir. Celal Şeker kardeşimizin ailesine başsağlığı diliyoruz. Kendisine rahmet diliyoruz. Bugünlerde barışın yasaklandığı, savaşın alkışlandığı çok karanlık, çok trajikomik bir dönemden geçiyoruz. Barış isteyenler sosyal medya hesaplarından barışı savunup barışı destekleyenler gözaltına alınıyorlar. İçişleri Bakanlığı'nın rakamlarına göre 449 barış savunucusu gözaltına alındı bu son dönemde Afrin gündemiyle ve bunlardan 124'ü tutuklandı. Barış demekten neden korkuyorsunuz? Bu dünyanın hiçbir yerinde olan bir şey değil. Belki de sadece ve sadece Hitler dönemi Almanya'sında böyle bir şeyle karşılaşmıştır insanlık tarihi. Şimdi bir de AKP Erdoğan rejiminde böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu gözaltı operasyonlarına, sansüre, gazetecilerin tutuklanmasına, akademisyenlerin gözaltına alınmasına, işlerinden bu sebeplerle atılmasına, barışı savunduğu için, yaşamı savunduğu için insanların üzerine bu şekilde gidilmesine son verilmesi gerekiyor. Bu bir onurdur, barışı savunmak bir onurdur. Savaşı kışkırtmak ise bir suçtur ve biz buradan bütün savaş kışkırtıcıları için suç duyurusunda bulunuyoruz. Sosyal medya hesaplarından savaş şakşakçılığı yapan hiçbir insanın gözaltına alındığını duydunuz mu? Hayır. Hepsi için buradan toplu olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Biliyorsunuz Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi bu sebeple gözaltına alındı. Savaş bir halk sağlığı sorunudur dedikleri için gözaltına alındılar ve Türk Tabipler Birliği'nin kapısının önünde hacamatçılar geldiler ve eylem yaptılar. Ne kadar kara bir komedi değil mi? Hacamatçılar, reis senin yanındayız diye Türk Tabipler Birliği'nin önünde eylem yapıyor. Bu ülkenin aydınlarına, bu ülkenin bilim insanlarına, hekimlerine, akademisyenlerine, gazetecilere, okumuş insanlara bu ne öfkedir, bu ne nefrettir. Ve savaş çığırtkanlığı yapan, çetecilik yapan kişilere de bu ne teşviktir. Sormak istiyoruz, acaba beyefendi hastalandığında, ameliyat olduğunda onlara sağlığına kavuşturan hacamatçılar mı oldu? Herkesin, her insanın, her ülkenin, her toplumun aydınlık insanlara, bilim insanlarına ihtiyacı var. Bugün
4. Sanayi Devrimi'nin tartışıldığı günlerde biz işte böyle hacamatçılarla uğraşıyoruz. Hacamatçılar bu iktidarın destekçileri olmuş durumdalar. Neden? Çünkü barıştan korkuyorlar ve savaşı kışkırtıyorlar her gün. AKP Erdoğan rejimi bugün bütün gücüyle Afrin'e yönelttiği bir savaş yürütüyor ve bu savaşı topluma anlatmamamız için basını ele geçirdi, bağımsız, özgür yayıncılık yapan kurumları kapattı, gazetecileri rehin aldı çünkü gerçeklerin duyulmasını, görülmesini istemiyor. Çünkü onların anlattığı gibi değil. Afrin'e yapılan operasyonun sebebi Afrin'den Türkiye'ye kurşun atıldığı için, kurşun sıkıldığı için değil. Herkes biliyor ki o coğrafyadan Türkiye'ye bir taş bile atılmamış, kurşun atılmamış. Kaldı ki böyle bir şey bile olsa, bir gün birisi çıksa ve oradan Türkiye topraklarına doğru bir kurşun da sıksa, siz önce bir müzakere edersiniz, konuşursunuz, niye atılıyor, ne sorun var diye bakarsınız. Hemen savaş tantanlarını çalmanız gerekmez. Fakat burada öyle bir şey var ki aslında Afrin'e yapılan operasyonların, işgal girişiminin arka planında Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, Türkiye halklarının geleceğiyle ilgili çok önemli kararlar var. O çok önemli kararlar onların söyledikleri gibi Türkiye'nin bir beka sorunu olduğu değil. Türkiye halklarının bir bölünme, parçalanma, yok olma sorunu olduğu için değil. Tam tersine AKP Erdoğan Bahçeli rejiminin kendi iktidarlarının bir beka sorunu olduğu gibi aynı zamanda onların statükolarının, onların Türkiye tahayyüllerinin bir beka sorunu var. O yüzden Afrin Savaşı'na ihtiyaçları oldu. O yüzden böyle bir savaş başlattılar. Bölgede biliyorsunuz ABD ve Rusya vesayet savaşı yürütüyorlar ve Orta Doğu coğrafyası egemen güçler tarafından, dünya merkez güçler tarafından yeni bir yapılandırmaya tabi tutuluyor. Orada haritalar yeniden çizilmeye çalışılıyor. Bunun anlamı emperyalist güçlerin oradaki kendi çıkarlarını korumak için gerçekleştirdikleri bir vesayet savaşının orada olduğudur. Burada halklar kendilerini korumaya ve kendi yaşamlarını, kendi evlerini, kadınları, çocukları korumaya almaya çalıştılar. Bunun için özellikle Rojava'da Kürt halkı önemli bir direniş sergiledi. Vahşi, barbar IŞİD çetelerine karşı, kadınları pazarlarda satan, kafa kesen IŞİD çetelerine karşı hem kendilerini korudular hem de Suriye coğrafyasında barış ve demokrasi için büyük bir olanak yarattılar. İşte tam da bu müzakere masasına oturulduğunda Astana, Cenevre'de ve Soçi'de gelişen müzakere süreçlerinde Türkiye birdenbire ortaya çıktı. Ben işte oyun kurucuyum, yok ben oyun bozucuyum diye orada bataklığa doğru hareket etti. Şu anda Türkiye Suriye bataklığının içerisine girmiş durumda. Türkiye orada ne bir oyun kurucudur ne de bir oyun bozucudur. Ne olduğunu aslında karşı karşıya geldiği direnişin sonunda tarih bize gösterecek, önümüzdeki günler bize gösterecek. Çünkü orada Rusya yerel güçleri dizginleyebilmek, Suriye rejimine karşı Kürtleri yaklaştırmak için buyurun girin dedi. Hava sahasını açtı ve Türkiye'yi bu savaşın içine çekti. Amerika Birleşik Devletleri yine bölgedeki hesaplarının gereği olarak Kürtleri biraz ezeyim, bastırayım, onların taleplerini biraz sınırlayayım düşüncesiyle gözlerini yumdu. Dünya seyretti aynı sebeple, aynı yereldeki
Rojava devriminin ve halkların kendi kendini yönettiği, halk meclislerinin kurulduğu ve devrim boyutundaki doğrudan demokrasi deneyimlerinin yaşandığı bir rejimi, bir oluşmaya başlayan bir doğrudan demokrasi örneğini boğmak için Türkiye'yi bu bataklığa çektiler. Herkes kendi elini güçlendirmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devleti kendi elini güçlendirmek için Kürtlerle Türkleri karşı karşıya getirdi. Rusya kendi elini güçlendirmek için Kürtlerle Türkleri savaştırıyor. Bu savaş bizim savaşımız değil. Biz bunu Halkların Demokratik Partisi olarak Türkiye halklarına güçlü bir şekilde söylemek zorundayız. Ve bizler her zaman olduğu gibi gerçekleri halklarımıza anlattığımız için baskı ve operasyonlarla, sindirme politikalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Fakat hiçbir şey bizi halklarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmekten alıkoyamaz. Bir kez daha söylüyoruz ki Afrin'e yapılan işgal girişimi Türkiye egemenlerinin kendi çıkarlarını orada görmelerinden kaynaklıdır. Kaldı ki onların bile bu savaşta tıpkı Vietnam bataklığına saplanan Amerika'da olduğu gibi, tıpkı Afganistan'da, Irak'ta yaşananlarda olduğu gibi buradan çıkması da mümkün olmayacaktır. Buradan Türkiye'nin bir kazanım elde etmesi de mümkün olmayacaktır. Fakat orada kendi yaşamını koruyan, kendi hayatını, yaşam hakkını sahiplenen halkların mücadelesinin olduğunu da buradan Türkiye halklarına söylememiz gerekiyor. Çünkü AKP Erdoğan rejimine sorarsanız teröristler var orada ve teröristlerle savaşılıyor. Hayır, orada bakın dün yapılan miting Afrin'de gerçekleşiyor. Bunu buradan gösterelim ki hiçbir televizyon Afrin'de halkın bu savaşa nasıl yaklaştığını göstermediğini biliyoruz. O yüzden göstermemiz lazım. Bakın, Afrin halkı bu savaşa karşı olduğunu söylüyor. Bu savaşın kendisine yönelik bir savaş olduğunu söylüyor. Ve orada çatışan güçlerin, orada kendini savunan güçlerin de Afrin halkının kendi savunma güçleri olduğunu söylüyor. Bu gerçeğe gözlerini kapatarak, sadece şovenizmi, ırkçılığı kışkırtarak hiçbir yere varamayız. Diyorlar ki biz Fırat Kalkanı'yla girdiğimiz o bölgeyi de Afrin'i de işte gireceğiz. Ondan sonra gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Ya siz kimsiniz? Siz bir kere kendi topraklarınızda, kendi ülkenizde barışı sağlayamamış, demokratik bir yaşamı inşa edememiş, tam tersine başlatılan 2013'te Sayın Abdullah Öcalan'ın başlattığı müzakere sürecini berhava etmiş bir iktidarsınız. Siz sadece halkları, işçi sınıfını, emekçileri, kadınları bastırmak istiyorsunuz. İnsanların taleplerini sadece bastırmak için varsınız. Siz bir sorunun çözüm odağı olamazsınız. Çözüm merkezi olamazsınız. Kaldı ki orada ele geçirip ondan sonra ÖSO'ya hükümet meclis kurduracağınızı söylüyorsunuz. Bir kere ÖSO kimdir? ÖSO hani ilk kurulduğunda Özgür Suriye Ordusu adında kurulduğundaki ÖSO bir kere değil. Doğrudur, yanlıştır, iyidir, kötüdür. Bir kere o değil. Yani Amerika Birleşik Devleti'nin eğittiği, donattığı ÖSO değil. Bu başka bir ÖSO. Şimdi o ismi almış, burada kullanıyor. Bu ÖSO'nun içerisinde olan dünyanın çeşitli yerinden radikal cihadist örgütlerin militanları geliyorlar ve bu coğrafyada bir araya geliyorlar. İşte böyle vesayet savaşı yürüten devletler için paralı asker gibi savaşıyorlar. Burada ÖSO Çeçenistan'dan, Tunus'tan, şuradan buradan gelmiş kişiler ve bunlar maaşlarını Türkiye'den alıyorlar.
Daha öncekiler Amerika'dan alıyordu, şimdi Türkiye'den alıyorlar. Bunu Türkiye işçi sınıfı, emekçileri, Türkiye halkları biliyor mu? Bu ülkede vergi ödeyenler, içtiği sudan, yediği ekmeğe kadar her şey için doğrudan vergiler kesiliyor biliyorsunuz. Yurttaşlar biliyorlar mı? Niçin ÖSO'ya Türk devleti maaş veriyor ve Türk ordusunun önünde onları bu savaşa sürüyor? Bunlar Filistinli çocuğun kafasını kesenler. Bunlar yakaladıkları bir ve öldürdükleri bir kişinin ciğerini, kalbini söküp ısıran insanlar. Bunlar vahşet çetesi. Bunlar kadınları pazarlarda satmayı hak görenler. Alevi kadınlarını kafeslere doldurup teşhir eden barbar çetelerdir. Siz bu barbar çeteleri nasıl güzellersiniz? Nasıl sahiplenirsiniz? Yarın tarih bunların işlediği savaş suçları ortaya döktüğünde o zaman siz nasıl kendinizi savunacaksınız? Bu kabul edilebilir bir durum değildir ve baktılar ki bu savaş sadece biraz önce gösterdiğim gibi Afrin'de on binlerce insanın protestolarıyla karşı karşıya kalmıyor. Bütün dünyada, Avrupa ülkelerinde, pek çok yerde halklar sokağa çıkıp bu işgal girişimini protesto ediyorlar. Bunu biz dünyaya anlatamıyoruz. Çünkü tabii ki yanlış bir hamleyi anlatamazsınız. Anlatamıyoruz diyerek şimdi kalkmışlar. Zaten Rojava'da olan kantonlardaki meclis yönetimlerini kopyalayarak efendim ÖSO'ya Afrin'de meclis kurduracaklarmış. Ya zaten Afrinlilerin meclisleri var. Orada Afrin'de Kürtler, Araplar, Türkmenler, Ermeniler, Aleviler, Sünniler, Şiiler, Hristiyanlar, Ezidiler, halklar bir arada. Daha geçen çok yakın bir zamanda da seçimlerini yaptılar. Meclisler kurdular ve ortak bir yönetimle kendi kendilerini yönetiyorlar. Sen kimi kandırıyorsun? Bugün de söylüyorlar, işte Afrin'e gideceklermiş. Kimler? Tayyip Erdoğan ve onun ittifakı Bahçeli. Ya sen ya da sizler diyeyim, şu meclise bile koruma ordusu olmadan gelmeyen insanlarsınız. Camiye bile 100 tane araç konvoyuyla gidiyorsunuz. Ben önce gideyim, sonra da siz arkadan gelin. Kimi kandırıyorsunuz? Bu halkın yoksul çocuklarını niye kandırıyorsunuz? Değerli arkadaşlar, dün önceki gün ya da bir videoda Raco'ya Kürt Dağı deniyor galiba. Bir Türk bayrağı diken iki tane, biri asker, biri ÖSO'lu bir yandaş medyada yayınlandı, videosu yayınlandı. Şöyle diyorlar, ÖSO'lu Rizeli ÖSO'luymuş. Yani bir Türk askeri, yanında da ÖSO'cu varmış, o ÖSO'cu da Rizeli ÖSO'luymuş. Biraz önce ben saymıştım hangi ülkelerden gelebildiğini. Demek ki aynı zamanda Türkiye'den de ÖSO'ya katılan böyle paramiliter güçler var ve onlar da bu savaşta kullanılıyor. AKP Erdoğan iktidarı diyor ki efendim bunu Türkiye'deki iç kamuoyuna anlatmak için bu diyor ÖSO Kuvayi Milliye'dir diyor. Kuvayi Milliye nasılsa ÖSO da öyledir diyor. Şimdi bunlar tarihi sık sık tahrif ediyorlar. Tarihi o kadar çok cehaletle, çarpıtmayla ortaya atıyorlar ki bu da onlardan biri. Şimdi Kuvayi Milliye biliyorsunuz Anadolu'da kendi evini, kendi yurdunu savunan ve o Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden yerel güçlerdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında, Kurtuluş Savaşı sürecinde de rol almıştı. Önemli bir rolü oldu. Fakat aynı dönemde
Kuvayi Milliye'nin karşısına bunların öncelleri, yani Osmanlıcı hayalleri kuruyorlar ya, o yüzden söylüyorum. Damat Ferit Paşa Kuvayi İnzibatiye diye bir örgüt kurdu. Kuvayi İnzibatiye, Kuvayi Milliye'nin karşısında kurulmuş ve bir hilafet ordusu ve onlar diyorlar ki Kuvayi Milliye'nin fetva veriyorlar ve Kuvayi Milliye güçlerine karşı, onlar eşkıyadır, onların öldürülmesiyle işte cennete gidersiniz, öldürülmesi haktır diyorlar ve Kuvayi İnzibatiye kuruyorlar. İşte ÖSO olsa olsa Kuvayi İnzibatiye'dir. Kuvayi Milliye Afrin'de kendi evini, kendi ocağını savunan insanlardır. Biliyorsunuz Afrin'e 500 bine yakın mülteci yerleşmişti bu 2011'de savaş patladıktan sonra ve 7 yıllık savaş boyunca hiçbir zaman orada çatışma olmadı. İşte o çatışmayı, ölümleri, katliamları götüren de Türkiye oldu. İnsanların kafasına imzalı bombalar atanlar bunu yerlilik ve millilik üzerinden yaptıklarını söylüyorlar. Fakat bu ne yerlidir ne millidir. Bu tam bir savaş suçudur. Çünkü orada siviller ölüyor. UNICEF'in verdiği veriler var. Uluslararası gözlemcilerin verdiği pek çok veri var. Şimdiden yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiğini biz burada biliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu hükümetin IŞİD'le, El-Kaide unsurlarıyla, ÖSO'yla kurdukları ilişkilerin neler olduğu ile ilgili ciddi soru işaretleri var. Bu yakın zamanda basına da yansıdı. İşte CHP milletvekilinin, Musul eski başkonsolosunun açıklamaları var. Orada bulunan bir polisin, komiserin açıklamaları var. Musul'daki Musul başkonsolosluğunun kuşatılması ve oradaki Türkiye görevlilerinin rehin alınması ve 3 aya yakın bir sürede rehin tutulmalarıyla ilgili karanlık noktalar var. Türkiye'li görevlilerin IŞİD'in arkasında namaz kıldığıyla ilgili iddialar var. IŞİD'e karşı silah kullanmanın vatan hainliği olduğunu Ankara'dan bildirmekle ilgili iddialar var ve pek çok iddia var ve buradan biz hükümete sormak istiyoruz. Orada ne oldu? Halkı bilgilendirin, halka açıklama yapın. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda görevli çalışanlarını Türkiye'ye kim teslim etti, MİT teslim etmemiş diyorlar. Kim teslim etti, bu görüşmeleri kim yaptı, ne aldınız, ne verdiniz, nasıl ilişkileriniz var, bunu derhal açıklayın diyoruz. Bütün bu yaşananlar, Orta Doğu'da girilen bu girift ilişkiler, Türkiye'yi de büyük bir risk altında bırakıyor. IŞİD'le, El-Kaide unsurlarıyla, ÖSO adı altındaki bu unsurlarla kurulan bağlar, onların bizim coğrafyamızdan, topraklarımızdan bir yerden alınıp başka bir yerde savaşa sürülmesi, sınırlardan geçişkenliği ve iktidarla kurduğu ilişkiler aslında hepimizin tüylerini diken diken etmeli. Çünkü bunlar bu cihadist radikal unsurlar işte gittikleri yerlerde kendileri gibi olmayanları öldürmeyi, katletmeyi kendilerinde hak görenler. Yani bugün Afrin'de bir kişi Alevi olduğu için katledilebiliyorsa ya da bir mağaza içki satıyor diye darmadağın edilip oradakiler cezalandırılıyorsa ya da işte kendi kurallarına uymuyor diye insanlar meydanlarda kırbaçlanabiliyorsa
O zaman bu zihniyet, bu kafa eğer bu topraklarda da hoş görülüyorsa, sırtı sıvazlanıyorsa, yarın bunlar İzmir'de de aynı şeyi yapacaklar. Antalya'da da aynı şeyi yapacaklar. Ege'de de, İstanbul'da da aynı şeyi yapacaklar. Karadeniz'de de aynı şeyi yapacaklar. Dolayısıyla bu aslında bu Türkiye halklarının ortak bir sorunudur. Gözlerimizi bu savaş politikalarına ve buradaki kirli ittifaklara yumamayız diyorum. Değerli arkadaşlar, aslında Afrin Savaşı Kürtler anasını görmesin savaşıdır. Kürtler Rojava'da bir statü kazanmasın, onlar hak elde etmesin. Yoksa Türkiye'deki Kürtler de hak isterler, onlar da demokrasi isterler korkusuyla güya onları yok etmek için, bastırmak için yapılan bir savaştır. Ama aynen bir o kadar daha Türkiye'de kurulmak üzere olan, kurulması eğer bizler, halklar önünü kesemezsek gerçekleştirilecek olan, yakın ve acil bir tehlike olan tek adam rejiminin inşa sürecinin basamaklarıdır. Afrin'e bugün saldırılıyorsa aslında tek adam rejimini inşa etmek için bu motivasyonla oraya saldırılıyor. Çünkü biliyorlar ki Rusya'da, Amerika Birleşik Devletleri de, bölgedeki diğer aktörler de Türkiye'yi orada herhangi bir Osmanlıcılık hayaline geçit vermezler. Fakat tam böyle kışkırtarak, buradaki şovenist ırkçı hisleri kabartarak kendi iktidarlarını tahkim etmek ve Türkiye'de kurulması devlet katında kararlaştırılmış olan ikili sistemi kurabilmek için Afrin Savaşı'nı araçsallaştırıyorlar. Bizlerin çocukları, bu halkın yoksul çocukları işte böyle bir savaşın parçasıdır. Size birkaç resim daha göstereceğim. Bakın, size iki tane resim göstermek istiyorum. Arkadaşlar, Afrin'de yaşamını yitiren, sayısını net olarak bilemediğimiz Türk askerleri var. 20 ya da 25 diyor. 20 mi, 25 mi? Siz karşı taraftan küsuratıyla söylüyorsunuz kaç kişinin yaşamını yitirdiğini. Peki bu Türk askerleri, bunların ailesi, evi, çocukları, bir yaşamı yok mu? Bir kere onlar rakam değil, insan. Bakın, burada iki insanın iki tabuta, iki cenazeye verdiği tepkiyi görüyoruz. Birinin yüreği parçalanıyor, canı parçalanıyor. O bir baba. Diğeri ise tabuta el koymuş, dirseğini koymuş, bir seçim konuşması yapıyor. Biz bu tabloyu kabul etmiyoruz. Bu tabloyu kabul etmiyoruz. Bu halkın çocuklarının savaşa böylesine kolay bir şekilde sürülmesini kabul etmiyoruz. İtiraz ediyoruz buna. Buna itiraz ettiğimiz için, savaşa hayır dediğimiz için, isterlerse hepimizi, topumuzu rehin alsınlar. Ama bunu demekten vazgeçmeyeceğiz. Bu halkın yoksul çocukları ölüyor. Onlar, kendi çocukları. Biliyoruz nerede olduklarını, nelerle uğraştıklarını. Ben burada tekrar saymak istemiyorum. Ben savaşa gidiyorum, arkamdan gelin diyenlerin çocukları askere bile doğru düzgün gitmemiş. Ve onların nasıl özenle, ihtimamla askerlik yaptığını da biliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu savaş aslında tek adam rejimini inşa etme savaşı olarak değerlendirilmek isteniyor. Bunun için her gün, her hafta, her ay anketler yapılıyor. Güya bu aralar yapmıyorlar ama hayır, yapmayız. Yani AKP yapmayacağını söylüyor ama o oradaki çürümeden kaynaklı bir sorun. Aslında saray yapmaya devam edecek. Ve tek adam rejimini inşa etmek için bu savaşı, bu
hezeyanı, şövenizm, ırkçılık hezeyanını kullanıyorlar. Kendilerine yeni oluşturacakları ikili sistemde, yani birbirinin aynı olan, aslında halkları sömürmek için, ezmek için, halkları bastırmak için, işçileri, emekçileri sömürmek için, kadınları, gençleri sömürmek için kurulacak iktidarın, aslında finans kapitalin iktidarının, yeni iktidarının, özür dilerim, yeni iktidarın şekli ikili bir yapı olacak ve eğer biz buna izin verirsek, müsaade edersek, ki müsaade etmeyeceğiz. Çünkü şu anda zaten halklar bu gidişatı durdurmak istiyor. İşte burada bir kurucu babaya ihtiyaç var. Bu Atatürk'ün başka bir versiyonda, hani bu yeni rejimin, bu rejimi biraz da tanımlamak gerekir. Bu yeni liberal bir rejim. Ama siyasal İslam sosuyla bulanmış, halkların yanına çekmek için dinci politikaları eksenine koymuş bir yeni iktidar kurmak istiyorlar ve bu ikili sistemi oluşturmaya çalışıyorlar ki bu sistem işte bu savaşla kendini ifade ediyor. Görsel olarak da şöyle ifade edebiliriz. Türkiye'den kalkan jetler bu sandıkları doldursun isteniyor. Fakat bu sandıklar asla ve asla tek adam rejimine geçit vermeyecek. Zaten de vermiyor değerli arkadaşlar. Bunun bir örneği de çok, yani hamasi olarak söylemiyorum. Bakın, 800 terörist öldürdük, sandıklar patlamalı dediler, hatırlıyorsunuz. Ondan sonra bu bize neyi hatırlatıyor? Bir zamanlar işte 10 Ekim katliamı olduktan sonra 10 Ekim'in hemen arkasından anket yapılmış ve o zaman demişlerdi ki 10 Ekim'den sonra oylarımız arttı. İşte bu, bunun anlamı bu. Yani 800 terörist öldürdük, o halde oylarımız patlamalı diyenler bu savaşı açıkça ne için yaptıklarını, ne için yürüttükleri, kazanamayacakları bir savaşa ne için girdiklerini ortaya koyuyorlar. Kazanamayacakları bir savaş diyoruz. Çünkü halklarla savaşırsanız halkı asla yenemezsiniz. İki ordu savaşırsa o zaman onlar birbirini yenebilir. Ama siz bu halka savaş açtınız. Kürt halkına savaş açtınız, kazanamayacaksınız. Değerli arkadaşlar, bu savaşı finanse etmek için tabii ki halkın cebine el atılıyor. Bu savaş için bugün konuşuyordu grup konuşmasında AKP Genel Başkanı. İşte biz eskiden olsa hiç İHA'lar, SİHA'lar olabilir miydi? Hiç biz bu savaşı yapabilir miydik? Ya siz kimin parasıyla bu savaşı yapıyorsunuz? Halkın parasıyla. Ve şu anda eğer kasalarınızda para varsa o para da Dünya Merkez Bankalarının, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin merkez bankalarındaki para bolluğundan bol bol kredi açarak, bu halkı borçlandırarak, bu halkın çocuklarını borçlandırarak siz bu savaşı yapıyorsunuz. Siz kimi kandırıyorsunuz? Her gün işte o manipüle edilmiş istatistiklerde büyüdüklerini ifade ediyorlar. Peki bu ülke büyüyor da o zaman niye bizim ekmeğimiz küçülüyor? Niye istihdam hiç azalmıyor? Niye işsizlik büyüyor? Niye ücretler artmıyor? Niye hala emekliler asgari ücretin bile altında yaşıyor bu ülkede? Bunun cevabını tabii ki veremezler. Tabii ki bu halkı borçlandırarak bu savaşı finanse ediyorlar. SİHA'lar, İHA'larla övünenler, Savunma Bakanlığı'nı da kendisine bağlayarak, böylece bir silah tekelini de kendi gücü altında toplayan AKP, Erdoğan rejimi, Erdoğan iktidarı, işte burada da yine halkı bundan sonra da hep savaşlara süreceğinin de işaretlerini bize vermiş oluyor. Çünkü siz eğer damadınız, çocuklarınız SİHA üreticisi, İHA üreticisi olursa ne yaparsınız?
daha çok kar etmek için savaşları kışkırtırsınız. Dünyada savaş türostları bunu yapmıyor mu? Siz iktidardasınız ve aynı zamanda bu silahları üretmekle, bu silahları satışının artışındaki hazla onu bize anlatıyorsunuz. Biz her zaman halkların sorunlarının çözümünün demokrasiden geçtiğini söyleyenler olarak, barıştan, diyalogdan, müzakereden geçtiğini söyleyenler olarak bu savaş endüstrisine de karşı çıkıyoruz. Ve bunlar zaten aslında endüstri de değil. Bunlar aslında montaj etmektir. Yani aldıkları bazı demode parçaları montaj ederek bu savaşta sanki kendileri yerli milli bir şey yapıyorlarmış gibi kendilerini bu şekilde propaganda ediyorlar. Fakat biraz önce de anlattığımız gibi bunlar aslında kendi iktidarlarını kolluyorlar. Yerli ve milli değil, tamamen şahsi. Tamamen şahsi arkadaşlar. Bakın, savaşı finanse etmek için 30 liralık ilacın 27 lirası vergiye gidiyor. Benzinin de aynı şekilde büyük bir bölümünün vergiye gittiğini biliyoruz ve 6 liranın da üstüne çıktığını hatırlatmak isterim burada. Yine 580 bin evin suyu kesilmiş, 493 bin evin gazı kesilmiş arkadaşlar. Kredi borçları ve kredi kartları yüzünden borç batağına batmış, ödeyemeyen 3 milyonu aşkın insanlar var. Bu ülkede yoksullar kendini yakıyorlar ve çığlık atıyorlar. İmdat diyorlar. Bu iktidardan kurtulmak için haykıran, kendini yakan, bu kış gününde soyunarak protesto eden işçiler, emekçiler var arkadaşlar. Ve sadece yoksullar şikayetçi değil, bakın zenginler de şikayetçi. 6 bin milyoner de bu ülkeyi terk etti. Bu ülkenin birikimi olan beyinler de bu ülkeyi terk ediyorlar. Çünkü yaşanmaz bir ülke bıraktınız. Yine 27 milyon dekar toprak bugün ekilmiyor. Ermenistan kadar, Arnavutluk kadar büyüklükteki tarım alanları ekilemez hale gelmiş. Çünkü pahalılıktan, enflasyondan dolayı ekilemiyor. Ne yapıyoruz? Singapur'dan düve alıyoruz. Ve teşvikleri işte Singapur'daki bu alım işlemine veriyoruz. Niye çiftçiye vermiyorsunuz? Niye üreticiye vermiyorsunuz? İşte bu da kredi garanti fonu ile piyasayı paraya boğma girişimlerinin sonuçları, dünya finans kapitaliyle girilen iş bölümleri, pazarlıklar aslında halklar için değil, tamamen sermaye için yapılan büyümenin sonuçları. Fakat burada iyi bir haber de var, güzel bir şey de söylemek istiyorum size. Bakın MES'e pes ettiren metal işçileri var. OHAL koşullarında, faşizm koşullarında metal işçileri yılmadı, grev yasağına evet demedi, hayır dedi, itiraz etti. Hangi partiden olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun, kimlikten olursa olsun, metal işçileri birleştiler ve MES'e de pes ettirdiler, iktidara da pes ettirdiler arkadaşlar. Bu bize örnek olsun. Bu Türkiye halklarına örnektir. Çünkü hep beraber birleşirsek işte böyle faşizmi geri adım attırırız, faşizmi yeneriz. Korku da böyle tuzla buz olur. O korku imgelerini de ancak birleşerek yıkabiliriz değerli arkadaşlar. Türkiye'nin pek çok sorunu var. Ve gerçekten yaşanmaz bir ülke haline geldi. Her evde, her sokakta, her mahallede kor gibi acı var, yoksulluk var, yaşam sorunları var, yaşamda hayatta kalma sorunları var.
Neler yaşanıyor? Gerçekten anlatmakta zorluk çekiyor insan. İşte yakın bir zamanda Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde 115 çocuğun hamile olduğunu ve hastaneye başvurduğunu, fakat bu başvurularında bildirilmediğini öğrendik. Kayıt altına alınmadığını, gerekli yasal işlemin yapılmadığını öğrendik. Peki ne oldu sonra? Ki bu sadece buzdağının küçük bir yüzü, görünen yüzü. Aslında altta devasa bir sorun var. Yani çocukların istismarına yönelik dağ gibi sorunlar var. Ve partimiz, milletvekillerimiz mütemadiyen bu konuların, sorunların çözülmesi için önergeler veriyor, komisyonlar kurulmasını istiyor. Fakat iktidarın çok önemli işleri var. Verdiğimiz bütün önergeler AKP oylarıyla reddediliyor arkadaşlar. Onlar bu istismarcıları destekleyen politikalarıyla, işte Diyanet'ten tutalım da tarikatlara kadar, bu okullarda, hastanelerde, kurslarda, Kur'an kurslarında, pek çok yerde bu istismarcı ve eğitim anlayışından, pedagojiden yoksun unsurlarla çocukları buluşturmaya devam ederek aslında istismarların da devam etmesini sağlıyor. Bakın, bizim oluşturduğumuz, bizim önerilerimizle oluşturulan bu kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu da yine bu tür sorunların, istismarların önüne geçebilmek ve sorunları çözebilmek için kurulmuştur. Fakat AKP iktidarı bu komisyonun, kadın erkek eşitliği komisyonunun toplanmasını asla istemiyor. 2 yılda 5 kez toplanmış. Fakat önemli bir komisyon kurmuşlar. Önemi de katılım toplanma süresinden anlaşılıyor. O da bağcılık ve üzüm konusunda kurulan bir komisyon. Bu komisyon ne kadar çalışmış biliyor musunuz? 4 ayda 30 kez toplanmış. İşte AKP Erdoğan rejiminin kadınlara, çocuklara yaklaşımını gösteren de bu tablo arkadaşlar. Onlar boşanma komisyonları kuruyorlar. Kadınlar şiddet görse de, cinsel saldırıya uğrasa da, başına ne gelirse gelsin boşanmasınlar. Öyle halının altına süpürsünler, yaşayıp gitsinler istiyorlar. Yani bu tutum, onların bu tutumu, bu 115 çocuğa şöyle bir müdahalede bulunmuşlar, bunu getirmiş. 4 tanesini tutuklamışlar. Neden? Siz cinsel istismara maruz kalmış 4 çocuğu, hamile kalmış 4 çocuğu niye tutukluyorsunuz? Efendim, onlar yaptıkları eylemin farkında olan kişilermiş, o yüzden tutuklamışlar. Yani diyorlar ki, siz eğer bu cinsel istismarları ortaya çıkartırsanız, bu çocuk evliliği adı altında yapılan kadın düşmanı uygulamaları ortaya çıkarırsanız, biz de gideriz o çocukların canını yakarız, ona göre sesinizi çıkartmayın. AKP'nin burada yapmak istediği aslında kadınlar boşanmasınlar, kadın erkek eşitliği olmasın ve istismarlarda araştırılmasındır. Değerli arkadaşlar, yine buradan bir şiddete uğramış kadına selam göndermek istiyorum. Kadere. Kader, kocası tarafından vahşice şiddete maruz kaldı. Boynuna ip geçirilerek sürüklenmeye ve öldürülmeye çalışıldı. Fakat bir büyük şansla kurtuldu ve yaşamını yeniden inşa etti. Kader şimdi hem kendi yaralarını sarıyor, hem de o arabayı, yani kendisini boynundan bağlayarak sürüklemek istediği kocasının o arabayı satıp gelirini de Kobanili kadınlara ve çocuklara göndermek için bir çalışma başlattı. Kader biliyor ki aslında cinsiyetçilikle ırkçılık birbirinin aynısı. Birbirinin hizmetinde ve eğer cinsiyetçilikle mücadele etmek gerekiyorsa, ırkçılıkla da
mücadele etmek gerekiyor. Irkçılıkla mücadele edenler de cinsiyetçilikle mücadele etmeliler ki bu dünya güzel bir yer olsun, bu dünya kadınlar için özgür bir yer olsun. Selam olsun diyorum. Yaşamı dört yandan sımsıkı sarılarak savunan kadere ve bütün kadınlara diyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz yakında bizim kongremiz var ve kongreye hazırlanıyoruz. Tabii kongreye hazırlanışımız pek çok zorluklarla birlikte devam ediyor. AKP Erdoğan rejiminin saldırıları, özellikle partimizi tasfiye etmeye yönelik saldırıları o kadar fütursuzlaştı ki, bakın Garzan'da mezarlıkları açtılar ve mezarları, cenazeleri oradan çıkarıp kaçırdılar. Ve geçenlerde Erdoğan bunu üstlendi, diyor ki, nerede oldu mezarlıktaki cenazeler? Bu kadar aciz, bu kadar insanlık tarihiyle, insanlık onuruyla bağdaşmayan saldırılarla bizler karşı karşıyayız. Yine bu sabah İzmir'de 20'yi aşkın arkadaşımız gözaltıyla karşı karşıya kaldı. Sabah uyandığında kendini karşısında AKP Erdoğan'ın polisleriyle karşı karşıya buldu. Her sabah operasyonlar ve baskılar var. Fakat başta da söylediğim gibi bu Türkiye halklarının umuda yolculuğunun önünü kesme operasyonları. Siyasi olarak tasfiye etme çabası. Fakat işte 2,5 yıl gösterdi ki HDP bitmiyor. Bitmez de zaten. Çünkü HDP halk ve halkın bir davası var. Halkın mücadele etmesinin sebepleri var ve bizler de bu mücadeleyi o yüzden sürdürüyoruz. Şimdi 11 Şubat 3. Büyük Kongremize giderken bizler sokak sokak, ev ev bir çalışma yürütüyoruz ve güçlü bir kongre gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü bizler eğer güçlü olursak ve kararlılığımızı daha da pekiştirerek öne doğru atılırsak, demokrasi güçlerini birleştirecek olan da bizleriz arkadaşlar. Türkiye demokrasi güçleri cesaretle buluşmak ve bu tek adam rejimini durdurmak, Türkiye'de bir demokrasi ve özgürlüklerden oluşan bir yaşamı inşa etmek sorunuyla karşı karşıya ve partimiz bu sorunda önemli bir aktör. En önemli aktör, en önde mücadele eden aktör. Bu nedenle 11 Şubat Büyük Kongremize hepimizin dört elle sarılmamız gerekiyor. Bakın sevgili eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın posterini parti binasına asan, Batman'daki parti binamıza asmak istemiş il yöneticimiz. Bundan bile korkuyorlar. Gitmişler, onu indirmişler ve yöneticilerimizi, asan işçileri gözaltına alıyorlar. Partimizden bu kadar korkuyorlar. En ufak bir sözümüzden, sesimizden korkuyorlar. Çünkü biz bu ülkede söz söyleyemeyenlerin, sesi çıkmayanların da sesi oluyoruz. Barışı ve demokrasiyi haykırmak isteyen fakat bastırılan, susturulanların da sesi HDP oluyor. O yüzden HDP tam da böyle bir tek adam rejiminin inşa edilme sürecine karşılık, yani faşizmin kurumsallaşmasına, kalıcılaşmasına karşılık yükseltilen büyük bir demokrasi mücadelesiyken, faşizmin karşısında demokrasinin savunucusu, demokrasi mücadelesinin bayrağı iken herkesin bu kongreye güçlü bir şekilde gelmesi ve kendini katması gerekiyor. Büyük bir muhalefet şenliğiyle, büyük bir barış ve demokrasi buluşmasıyla bizlerin bu kongreyi gerçekleştirmemiz ve oradan 3. Büyük Kongremizden aldığımız güçle de işte bu faşizme karşı demokrasi mücadelesini taçlandırmamız, sonuçlandırmamız, savaşı bitirmemiz,
Suriye'de demokratik süreci destekleyen bir iktidarı inşa etmemiz, Türkiye'de demokratik barışı, demokratik siyasetin önünü açan bir iktidarı da inşa etmemiz gerekiyor. Ve bu vesileyle arkadaşlar, ben de size bir veda etmek isterim buradan. Çünkü bu kürsüden bu son konuşmamdır. Tabii ki mücadelede her gün yan yanayız ve birlikte olacağız. Fakat 3. Büyük Kongremizde, 11 Şubat kongremizden sonra bu kürsüden yeni seçilecek eş genel başkanlarımız size hitap edecekler. Değerli arkadaşlar, sizlere katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Halkıma mücadelede gösterdiği bu dirayetten, dirençten, kararlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Kadınlara, barış annelerine, gençlere, cumartesi annelerine, işçilere, emekçilere teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin geleceği bizleriz. Türkiye'nin geleceği demokrasi mücadelesini, bedeli ne olursa olsun, savunanlardır. Biz işte yeni bir yaşamı, Kürdistan halkları için, Türkiye halkları için özgür bir yaşamı birlikte inşa edenleriz. Yolumuz açık olsun. Umuda yolculuk hep devam etsin arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Serkettin Yoldaşı.